Mevlana celaluddin Rumi'nin huzurunda bir kadın. iki büklüm ağlıyor, günahlarından bahsediyor. Efendim dua edin Allah beni affetsin filan. Mevlana da o kadını onore etmek için kalk ya Rabia kalk diyor. Rabia değil ismi. Rabiatul Edeviye'nin ismiyle hitap ederek iltifat etmiş oluyor. İşte o, onun yanında bir ana <laughs> bir hemta, bir hemta, bir zahidi zerrak. <laughs> <Zahil> zerrak. <laughs> Efendim diyor o mübarek evliya hanımın ismiyle nasıl buna hitap edersiniz? Kadını aşağılıyor. Mevlana dönüp Zahide diyor ki: "Şu anda Allah indinde senden makbuldur, biliyor musun?" Pişman nasıl? Olmuş. Nasıl olur ben? Zahide'nin cevabı: "Evet diyor, sen Allah indinde senden makbul. Görmez misin ki günahlarının ezikliği altında o iki büklüm ve sen ibadetlerinin kibriyle iblis gibi dimdiksin. Allah iki büklüm olanları sever, dimdik olanları değil. Emretti, bütün melekler Hazreti Adem'e secdeye gittiler. Bir tanesi dimdik kaldı. İblis." Ve sahabiler geliyor, ya Resulallah çok günah işliyoruz, tövbe ediyoruz, yine işliyoruz, vazgeçemiyoruz. Buyuruyor ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak ederdi. Peygamberimiz diyor. Ve yerinize günah işleyecek bir kavim getirirdi ki tövbe etsinler. Allah tövbe edenleri sever. Ve bir hadis daha, çok tövbe edenlerle arkadaş olunuz, onların kalbi ince olur. Hadis. Eyvallah. Çok tövbe edenlerle arkadaş olunuz.